Yani İsrail ordusu Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölmüş olabileceğini ancak bunun henüz doğrulanma sürecinde olduğunu iddia etmişti. Şimdi Washington Post da İsrailli bir yetkiliye dayandırarak Sinwar'ın öldüğünü teyit etti deniliyor. Hemen soralım CNN Türk Amerika temsilcimiz Yunus Paksoy bizimle birlikte. Yunus selamlar. Nedir ayrıntılar, neler konuşuluyor orada? Evet, senin de bahsettiğin gibi ABD merkezli Washington Post gazetesi İsrailli bir yetkiliye dayandırarak DNA sonucunun, bu çok önemli tabii, herhangi bir söylenti değil, İsrailli yetkilinin DNA sonucuna göre bu öldürülen kişinin, cesedi bulunan kişinin Yahya Sinwar olduğunu doğruladıklarını ve bunun DNA sonucu olduğunu söylüyorlar. Tabii bu hala Washington Post'tan bir iddia, ancak giderek artan şüphe bu kişinin Yahya Sinwar olduğu yönünde, onu da söyleyebiliriz. Ben birkaç bilgi daha vereyim tabii. Lütfen. Amerikalı yetkililer bu noktada nasıl bilgilendirildi diye. ABD Başkanı Joe Biden şu an uçakta Almanya'ya seyahat ediyor. 2 günlük bir devlet ziyareti için uçakta bilgi aldığını ve sürekli güncel bilgileri kendisine ilettiklerini söylüyorlar. Amerikan Savunma Bakanı Austin ise Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısındayken bir not ile iletmişler böyle bir olayın olduğunu ve İsrailliler Amerikan Savunma Bakanlığı'na ve Başkan Biden'a fotoğraflar göndermişler. Onların da son teyidi bekledikleri söyleniyor. Ancak bu son dakika gelişmesi, Washington Post'un haberi, İsrailli bir yetkilinin DNA testi sonucuna göre bu kişinin, öldürülen kişinin Yahya Sinwar olduğunu söylüyor. Bir de tabii şu an en çok konuşulan konulardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nde, şayet Sinwar öldürüldüyse bundan sonra bir ateşkes ve rehine anlaşması görüşmelerinin nasıl ilerleyeceği, bir de Hamas'ın nasıl bir yol çizeceği. Bir bilgi daha, bu yönde Amerikan istihbarat çalışanları bunu çözmeye çalışıyor. Kim yerine gelebilir? Yerine gelen kişi nasıl bir strateji izleyebilir? Bütün bunlar şu an tabii açık, bütün bunlar şu an muğlak. Ondan dolayı Amerikalılar da bu değişen duruma adapte olmaya çalışıyor diyebiliriz. Ancak en çok konuşulan yani konu ABD'de ihtimallere göre bir sabahtan değerlendirme bu yana. Yapılıyor mu peki? Hani şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur gibi bir değerlendirme yapılıyor mu? Mesela Sinwar'ın kardeşinden bahsediliyor. Sinwar'ın kardeşi liderliğe getirilirse bunun en kötü sonuç olacağını, çünkü onun da kendisi gibi aşırılıkçı ve radikal olduğu tırnak içinde değerlendiriliyor Amerikan istihbaratı tarafından. Halit Meşal örneğin tabii öne çıkan isimlerden biri. Halit Meşal'in olmasının diğer adaylara göre biraz daha ılımlı olabileceği, belki bu görüşmelerin devam edebileceği söyleniyor. Tabii bu noktada 100'den fazla elinde hala Hamas'ın rehine bulunuyor. Hatta ilk bu haberin çıktığı saatlerde de Netanyahu rehine ailelerine bir mesaj gönderilmesini ve Sinwar'ın, yani Sinwar'ın olduğu şüphelenilen kişinin öldürüldüğü yerde hiçbir rehinin olmadığı. Ancak korkulan şu, Amerika'da ve İsrail'de hem Haniye'nin suikastı hem de Sinwar'ın öldürülmesinden sonra artık bu rehinelerin hayatı tamamen mi umutsuz durumda? Tamamen mi yani kurtarılamayacak duruma geldiler? Acaba infaz mı edilecekler? Bunlar da görüşülüyor. Ama en çok altı çizilen şey şu Fulya, onu söyleyeyim, Amerikan medyasında bunun, eğer Sinwar öldürüldüyse, Netanyahu'nun savaştan çıkabilmesi için en büyük şans olduğu değerlendirmesi yapılıyor bütün Amerikan kuruluşlarında ve medyasında. Ondan dolayı sanki biraz Amerikalıların bu haberin doğru çıkması için umut beslediği de görülebiliyor. Orayı hani biraz Sinwar açar öldüyse mısın? O Niye zaman Netanyahu Netanyahu için bir şans olarak değerlendiriliyor? Orayı biraz daha açar mısın Yunus? Nasıl bir değerlendirme yapılıyor onların? Çünkü şundan dolayı tabii, Netanyahu 13 aydır Gazze'de katliamını devam ettiriyor. Bunu Lübnan'a sıçrattı. Gecelerdir konuşuyoruz hep birlikte CNN Türk ekranlarında, İran'a saldırması bekleniyor. Yani oldukça büyütmüş durumda bu katliamları. Amerikalıların şans olarak görmesinin tam sebebi şu Fulya. Diyorlar ki zaten Hamas'ın bütün komuta kademesi öldürüldü. Yani emir komuta zinciri birçok bölgede, Gazze'de kırıldı. Aslında bir zafer kazandı diyor Amerikalılar. Ancak
büyük bir tabii elde galibiyet için Sinvar gibi bir liderin öldürülmesinin yeterli olabileceğini düşünüyorlar. Yani Amerikalılar diyor ki şayet Sinvar öldüyse Netanyahu biz Hamas'ı tamamen bitirdik. Bütün hepsini temizledik. Gazze'de de şu an operasyon yapabilecek durumda değiller. Buradan anlaşmaya gidebiliriz gibi düşünüyorlar ama şunu da söyleyeyim ben. Hani şerhi şahsen şöyle düşmek isterim. Bu çok iyi niyetli gelen bir şey kulağa. Yani Netanyahu Sinvar öldü diye bütün katliamı bitirecek, Gazze'den çıkacak. Çok da yüksek ihtimalli gelmiyor. Ama altını bunun yine kalın olarak çizeyim. Hangi kanala giderseniz gidin Amerika'da, hangi yorumcuya giderseniz gidin, bunun sonucunun Netanyahu için büyük bir galibiyet ve galibiyet sonucu savaşın bitmesi olarak değerlendirilebileceği söyleniyor. Tabii dediğimiz gibi bu çok bize bütün gördüklerimizden ötürü gerçekçi görünmüyor. Kesinlikle Yunus, senin de dediğin gibi bu zamana kadar olanlarla çok da gerçekçi gelmiyor. Çok teşekkürler. Başka ilave edecek bir şey yoksa senin tarafından sana teşekkür ediyorum. CNN Türk Amerika temsilcimiz Yunus Paksoy, Amerika'da Washington Post gazetesinin iddiasını bizim için değerlendirdi, aktardı.